zamanı da Zühtü. Ben sana yandım Zühtü. Aslı Hanım, sofra hazır, buyurun. Ne bağırıyorsun, duyduk. Kıvılcım, bir taneciğim. Üzüm gözlüm, gel hadi, sofra hazır. Ne var yemekte? Nefis yaprak sarma yaptım. Afiyetle yersiniz. Yaprak sarma mı? İğrenç. Ama geçen gün pek bir severek yemiştiniz Kıvılcım Hanım. Aman, yanlışlıkla sevmişimdir ben. Ben pizza yemek istiyorum. Pizza mı? Pizza nereden çıktı şimdi güzel kızım? Bak ne güzel sofra hazır. Pizzayı ben sana sonra alırım, tamam mı? Selin, Leyla, Nazlı, sofra hazır. Müstesna, sen ne yapıyorsun? Kızları yemeğe çağırıyorum Aslı Hanım. Aa, dur bakalım. Önce bir biz yiyelim değil mi? Eğer artarsa mutfakta bir köşede verirsin canım. Ama Aslı Hanım olur. Affedersiniz Aslı Hanım. Ben söylerim kızlara, mutfakta şey derler. Neyse neyse. Bırakalım bugünlük burada yesinler. Sonra amcalarına falan şikayet ederler. Hiç uğraşamam. Oo, müstesna teyze yaprak sarma yapmışsın. Nefis görünüyor. Yalakalar ne olacak? Nazlı nerede kaldı? Bahçede oynuyordu. Ben gidip bir bakayım. Hadi çağır. Müstesna, yanıkları varsa onlardan koy şu kızları. Nazlı. Hadi ablacığım, yemek yiyeceğiz. Oyuncakları da burada. Nazlı. Yine ölçüyü kaçırdı bu kadın. Söyle ona az koysun. Müstesna, sen ne yaptığını farkında mısın? Şu kadarcık çocuk 4 tane dolmayı ne yapacak? 2 taneyle doyar. Yeter, koy. Selin, Nazlı yok. Nasıl? Ne demek yavrum yok? Yok işte Müstesna teyze. Bahçeye falan iyice baktın mı? Evet, her tarafa baktım. Aa. Böcek yuvalarına da baktın mı? Aman canım, yani ufacık çocuk saklanmıştır bir yerlere, çıkar gelir birazdan. Otur yemeğini yesen, hadi canım. Oyuncakları bahçede ama kendisi yok Aslı yenge. Yenge mi? Yenge mi? Bir defa söyledim sana, yenge demeyeceksin bana. Aslı Hanım, Aslı Hanım. Odanızda filan olmasın? Yok, olamaz. Biz oradan geliyoruz. Ben bir daha yukarı bakayım. Nazlı! Umarım benim odama girmek gibi bir hata yapmamıştır. Hayır ya, bahçedeydi diyorum, anlamıyor musunuz? Hay Allah! Şimdi durduk yerde bu çocuk kaybolup başımıza iş açmasın. Al işte. Hayır, bir şey değil. Sonra Ekrem geliyor bana köpürüyor canım. Nazlı! Neredesin kız? Çık bakayım ortaya. Nazlı! Çık evladım, nereye saklandıysan hadi. Uğraştırma bizi. Bak hiç yapmadığım bir şey yapacağım, kızacağım. Hadi çık canım. Yok! Yukarıda da yok. Ya çıldıracağım. Nerede bu kız? Ekrem arıyor. Çabuk ver. Kız da belli etmeyin. Sakın boşu boşuna telaşa vermeyelim adamı, tamam mı? Alo. Alo, Aslı Aykan'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. Bana bakın Aslı Hanım, beni iyi dinleyin. Kızınız elimizde. Eğer isteyeceğimiz fidyeyi vermezseniz onu bir daha göremezsiniz. Beyefendi, çok etkileyici konuşuyorsunuz ama boşuna konuşuyorsunuz. Çünkü benim kızım karşımda ya. Herhalde siz yanlış aradınız. Canım, bizim de kendimize göre 1000 tane derdimiz var. Hadi güle güle, güle güle. Ne oldu Aslı Hanım? Kimmiş arayan? Aman, manyağın teki. Yok, kızınız elimizde. Yok, fidye vermezseniz bir daha sağa göremezsiniz. Zırvaladı durdu. Hayır, Kıvılcım karşımda olmasa yüreğime inerdi valla. Olamaz, Nazlı o. Ne Nazlı? Ya telefondaki adamlar Nazlı'yı kaçırmış. Olur mu canım öyle şey? Kızınızı kaçırdım dedi Kıvılcım karşımda. Nasıl ya, anlasana işte ya. Kıvılcım zannedip Nazlı'yı kaçırmışlar. Aslı Hanım diyecekti. Ay ya, ne yapacağız şimdi? Üzülmeyin hemen öyle. Elbet bulunur bir çaresi. Telefonu da kapattın suratına. Ya Nazlı'ya bir şey yaparlarsa? Aa, bir de bana hesap mı soruyorsun sen bakayım? Demeyeyim ben canım. Yanlış numara zannettim, kapattım. Allah Allah. Ay, Ekrem'e ne diyeceğim şimdi ben? Polisi mi arasak, ne yapsak? Durun, telefon yine çalıyor. Belki arayan o adamdır. Alo. Alo. Bana bak, bize numara yapmaya kalkma, tamam mı?
manyak. Alo. Beyefendi, demin bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Ben size onu açıklayayım diyorum. O sizin kaçırdığınız kız var ya, o benim kocamın yeğeni oluyor. Annesi babası öldü. 3 kız kardeşi aldık, evimizde öyle besliyoruz yani. Ya? Ne? Neden bahsediyorsun sen? Şişt, çocuk! Aslı Hanım, senin neyin oluyor? Yengem. Allah kahretsin. Alo. Alo. Beyefendi, ay belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Ya o kaçırdığınız kız benim kocamın yeğeni. Ay benim kocam da yeğenlerini çok sever. Şimdi kaçırıldı da filan duyarsa çok üzülür. Getirin çocuğu, konu kapansın. Ne? Çok mu sever? Ya hani tabii. Siz getirin çocuğu. Ben sizin masrafınız değilse abonman parasını, otobüs biletini filan veririm size. Kes tatavayı, tamam. Anladık, bir yanlışlık olmuş. Madem kocan yeğenini çok seviyor, o zaman dediklerimizi yapacaksınız. Ay adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Şimdi beni iyi dinle. Kızı istiyorsanız 100.000 YTL fidye vereceksiniz. Yuh! 100.000 YTL eder mi? Bacak kadar çocuk. 100.000 YTL mi? Yok, 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 yok. Aa, ay delirmiş bu adam. Kardeşim, sen bana 50.000 YTL ver, onun aynı sınırdaki tane daha ben sana vereyim. Aa, deli midir nedir? Aa, Aslı Hanım, ne diyorsunuz? Bana bak, sabrım taşmaya başlıyor. Tamam. Tamam da beyefendi, şimdi biz 100.000 YTL'yi nereden bulalım? O beni ilgilendirmez. Kızı istiyorsanız parayı hazırlayın. Yarın arayıp parayı nereye getireceğinizi söyleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Aa, anlaşıldı beyefendi, anlaşıldı. Bak bu arada polise falan haber verirseniz kızı öldürürüz, haberiniz olsun. Tamam, tamam beyefendi, tamam, tamam. Siz bir şey yapmayın. Aferin. Akıllı olursanız yarın kız sağ salim elinizde olur. Tamam mı? Ne diyor manyak? Nazlı iyi miymiş? Bir şey yapmışlar mı kardeşime? Ne bileyim canım ben? Telefonda ilin manyağına kızımız nasıldı diye hatırını mı soracaktım? Selin, ne yapacağız şimdi? Ya Nazlı'ya bir şey yaparlarsa? Ay kızlar, hemen kötü düşünmeyin böyle. Allah'ım sen bizim keçilerimize mukayyet ol. Allah'ım sen Nazlı'ya yardım et. Of. Yarına 100.000 YTL'yi hazır istiyorlar. Amcama haber verelim. Hayır. Ben amcanızı falan arayamam. Siz kendiniz arayıp haber verin. Aşıkayacağım. Kızacak bana. Hani sahip çıkamadı diye kızacak. Bana kızacak. Ay ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Biliyordum. Velet derim benim başıma iş açacağını biliyordum.